Merhaba severlere Dolla merhaba. Bir detaylı inceleme videosuna da hoş geldiniz. Bu seferki oyunumuz tahmin edeceğiniz gibi Alan Wake 2. Neden öyle dedim? Çünkü önceden bir e, ilk izlenim ön inceleme videosu çekmiştim ve e, oyunları oynamaya devam ediyorsam devamında detaylı inceleme videosu da çekiyorum. Önceki e, ön izleme videosunu hatırlarsanız duygularım biraz karışıktı oyunla ilgili. Yani bir yandan beğendiğimi söyledim ama bir yandan da optimizasyon ile ilgili sıkıntılar olduğunu ve bilgisayarım oyunu oynamama izin vermediğini belirtmiştim. E, buna bir çözüm buldum. E, o da e, GeForce Now üzerinden buluttan oynamak oldu. E, bağlantım çok hızlı olmamasına rağmen idare etti açıkçası. E, 2080 e, RTX makineyle oynattı beni. E, fena değil de performans söyledim. Yani çok yüksek e, şeylerde ayarlarda oynamadım ama oldukça tatmin ediciydi. Ama bir yandan da oyun e, sık yama gördü. O sayede yani kendi makinamda da çalıştı. En son aşamaya geldiğimde bazen Bulut'tan bazen kendi bilgisayarımdan kendimi oynarken buldum. Ee, oyun toplamda bende 30 saati biraz aştı e, bitirmem. Bunun sebebi biraz e, toplanabilir avcısı olmam. Ee, genel olarak bir de oyun dünyasını beğendiğim için e, işte bir dönüşü olmayan bir nokta var. Oraya geldikten sonra aslında belki 2-3 gün daha oynadım. Yani oyunu ilerletmedim. Bu eksikleri falan toplamaya çalıştım. Bu da tabii oyunu beğendiğimin işareti açıkçası. Ee, tabii tek beğenen ben değilim. Yani Metacritic'e bakarsanız diğer eleştirmenler de buna katılıyorlar. Ee, puanlarına e, 87-94 arasında değiştiğini görüyoruz. Yani PC'de, Xbox'da ve PlayStation 5'te. PlayStation 5'te mesela biraz düşük çünkü performansı iyi değilmiş. Onun dışında e, oyun ödüllerine de aday. Hatta 8'de dalda aday gösterildi. Ve Baldur's Gate 3 gibi çok ağır top ve büyük ihtimalle yani e, yılın oyunu ödülünü alacak oyunla aynı ödül sayısına sahip gerçekten şaşırtıcı yani eşit sayıda aday gösterilmesi. Ama bunun en önemli nedeni bence Remedy'nin tıpkı önceki oyunlarda olduğu gibi yeni şeyleri denemesi ve oyunun inovasyon diyebileceğimiz tasarımlar içermesi. Yani yenilikçi bir yaklaşışı var Remedy'nin. Bu tip şeylere açıkçası oyun dünyası aç ve özlüyor. Biraz belki onu ödüllendiriyorlar bu kadar çok aday göstererek. Ancak oyun hikayesi de oldukça ilgi çekici ve e, hikaye anlatımı da açıkçası belki daha yani bir şekilde e, olabilir. İşte bu tip nedenlerden dolayı e, bu oyunu şu an e, yılın sonunda zirvede görüyoruz. Yılın oyunu peki olmayı hak ediyor mu? İşte bu soruya bu videoda cevap arayacağız. Videomuza ilk olarak oyunun e, hazır olmadan çıktığını belirterek başlamak istiyorum. E, maalesef açıkçası son zamanlardaki trend haline dönüştü bu. Şimdi Öncelikle e, oyun teknik olarak aslında çok iddialı bir yapıya sahip ve çalıştırmak için iyi bir cihaza sahip olmanız gerekiyor. E, ancak düşük teknik özelliklere sahip bilgisayar ve konsollarda e, FPS değerlerinin pek düşmediğini gördük. E, bunun karşılığında bu tabii kaliteden feragat ediyorsunuz. Detaylar düşüyor, çözünürlük biraz düşüyor. Bu da de, bu da demek ki optimizasyon iyi. Yani her makinede çalıştırabiliyor bir şekilde. E, esas problem ise bence oyunun e, 3A cilasında olmadan çıkması. Yani bir sürü bug ve hata ile karşımıza sürülmüş durumda. Örnekler vermek gerekirse işte mesela yükleme ekranlarında seste kesilmeler oluyor ki o ekranlarda önemli sayılabilecek konuşmalar var öyle diyeyim. Alt yazılar sesten önden ya da arkadan gidiyor yani dudaklarla uyuşmuyor. Grafiksel olarak da bazı kaplamalar bazen yüklenmiyor, eksik yükleniyor. Özellikle haritaya girip çıktığınız zaman falan böyle bulanık gözükmekte ve bunun dışında da yine bazı görsel hatalar var. Bunların çoğu şu an yamalarla düzelmiş durumda açıkçası ama tabii dikkat ederseniz oyun üzerine herhalde bir iki buçuk hafta falan geçmiş durumda. Ancak mesela geçen gün bir bug geldi başıma yani bu belki üç yama sonra falan oluyor bu bahsettiğim sorun ve oyunda toptan engel yani oyunu bırakabilirdim ilerlememi engelleyen bir bug ve tesadüfen geçtim diyebilirim bu kısmı. Şöyle biraz açıklayayım ve bir yandan arkada da videosunu göreceksiniz. E oyunun sonlarına doğru e, kaçtığımız bir tane bir checkpoint var. Yani bir spoiler olmayacak merak etmeyin. E ben yani belli bir rotayı izleyerek kaçmanız gerekiyor odalardan. E ancak böyle en ufak bir zamanlama hatasında düşman sizi yakalayıp öldürüyor. Kaçış yolumda yere düşmüş bir tane sandalye. Oradan geçmemi engelledi. Yani üzerinden geçemiyorsunuz. Takılıyorsunuz. Sağdan sonradan geçmeye çalışıyorsunuz. O arada öldürüyor düşman sizi. İşte burada belki 20 30 kez öldüm. Sürekli yüklüyorum, sürekli deniyorum. E, kendimi çok çaresiz hissettim. Video şeye baktım YouTube'a. Baktım orada sandalye yok. Normal oynayanların yolu temiz. Ee, çok ilginç bir durumla karşı karşıyayım. Bu ve baş, benzer videolara baktım. Oyunun daha ileri kısımlarında daha ciddi problemlerle karşılaşanlar olmuş. Burada olay aynı mekanlardan daha önce geçmişseniz ve orada bir mesa bir çarpışma olmuşsa işte etraf kırılmışsa bazı objeler kalıyor orada. Bu çok ciddi bir hata. Ee, en son yamada bunun düzeltildiğini yazıyordu ama bende düzelmemiş. Ya da belki o mekana özgü bir hata olmuş olabilir başıma gelen. Özetle ama bir şekilde böyle ya Allah diyerek sandalyeyi sola sağa kaydırarak bir şekilde geçtim. O arada da artık düşman bir yere mi takıldı? Vuramadım bana bilmiyorum. Apar topar yani kaydettim devam ettim oyuna. Çünkü gerçekten orada en az bir 45 dakikam gitmiştir. Ve yani oyunun o kadar sonuna gelmişken belki yama gelmesini bekleyecektim. Bu arada ben konuşurken bir ekstra bir yama daha gelmiş. Özetle yani oyun kesinlikle Bence bir ay sonra çıkmalıydı çok ciddi bunlar sıkıntılar birçok işin de başına gelmiş yani bunlara yani oyunu ilerlemenizi Çünkü engelliyor ne oluyor bekliyorsunuz ama çok sinir bozucu bir durum yani açıkçası Peki neden yani bu kadar böyle bir hazır olmadan çıkartmışlar benim iki tahminim var Bununla ilgili Tabii ki Remedy'de çalışmıyorum bunlardan ilki Bence Halloween yani Cadılar Bayramı dönemine denk getirtmek. Biliyorsunuz Cadılar Bayramı'nda korku oyunları, korku ıı, filmleri hani daha çok revaçta insanlar onları oynuyor, onları izliyor. Ona yetiştirmeye çalışmışlar belli. Çünkü zaten e, bir miktar erteledilerdi. Kasım başındaydı sonuna doğru ertelediler. İkinci neden ise bence Game Awards yani oyun ödüllerine yetiştirmek istediler. Yani bir gecikme daha olsaydı e, aday olarak sokamazlardı. Mesela Joystick ödüllerine aday gösterilemedi. Çünkü o tarihten sonraya kaldı. Ama oyun ödüllerine son dakikada yetişti belli. Bence nedenler bunlar. Ama yazık yani hani birçok kişinin ağzına kötü tat bıraktı. Ama bir şekilde oyun eleştirmenlerini etkilememiş bu. Sanırım Remedy'ye karşı bir miktar <laughs> torpil geçiliyor. Sempatik bir firma. İşte ne bileyim Avrupalı, Finlandiyalı hani böyle yeni işler yapıyorlar. Orijinal işler deniyorlar. Herhalde artık bunun şeyini kullandılar hani iyi niyetini. Herkes 90'ları yağdırdı oyunu özetle. Demek ki bir bildikleri varmış. Sonuçta yani başarıyla çıkmış bir oyun. E, iyi de sattığını düşünüyorum. Ve bir yandan da hani da oldu bir sürü ödüle. <laughs> Demek ki biz yanlış biliyoruz bu işi. Tabi bu arada çok eleştiriyor gibi gözüktüm ama. Yani şey söylemek lazım. Yani bu kadar sıkıntılı çıkan oyuna da yani inceleme puanı sırasında bunları belirtmeleri gerekiyor. Yani tamam beğendik ama şunlar şunlar var. Oyuncular biraz beklesin satın almakta gibi. Bunu yapmamışlar. Yani onu eleştiriyorum ben daha çok. Evet şimdi diğer konulara geçelim. Örneğin hikaye. Hikaye gerçekten Alan Wake 2'nin belki de en güçlü yanlarından bir tanesi. Hikaye kısaca ilk oyunun devamı. Alan Wake 1'den 13 yıl sonra geçiyor. Kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz öyle diyeyim. İlk oyunun geçtiği kasabada başlıyor. Yeni karakterler var. İşte Saga Anderson ve Casey adlı FBI dedektif dedektifleri o bölgede meydana gelmiş cinayetten inceleme geliyorlar. Oyunun başı bu şekilde. Ve gelir gelmez oyun bir cinayet ile başlıyor. Ardından Alan Wake'in de tekrar tanıtılması ile e, oyun belli bir noktada iki kola ayrılıyor. Oyunun yarısını e, Saga ile yarısını Alan ile oynuyorsunuz. Arasında gidip geliyorsunuz. E, ve hani şey bir bölüm bitir sonra Alan Wake'e geç sonra Saga'ya geç şeklinde değil. Belli nokta çok güzel bir yer yapmışlar. E, bir özel bir cisim kullanarak switch ediyorsunuz yer değiştiriyorsunuz şey oluyor böylece mesela hani sürekli aynı karakterle oynamayayım hani biraz sıkıldım diğerine geçeyim derseniz o geçişler gayet iyi olmuş. Diğer oyunlarda mesela yok bu. Güzel bir ekleme. Burada bir soru tabi oyunun ilkini oynamak gerekir mi? Ön izleme, ön izleme videosunda da belirttiğim gibi bence gerekiyor. Yine oynayabilirsiniz tabi birinci oyunu oynamadan ikinci oyunu ama çok şey kaçırmış olursunuz bence. Yani ilk oyunu bitirenler hatta daha da zevk alacaktır. Diğer Remedy oyunlarını oynamaya gerek var mı? Şöyle diyeyim, oyun Remedy oyunlarının evreninde geçiyor. Evet, bağlantısı var ama bence oynamak şart değil. Oynayan kişiler daha güzel hissedecek. Yani şöyle bir metafor yaparsak, benzetirsek, yani şöyle bir tavuklu Sezar salata aldınız. İlk oyunu oynamayanlar bu Sezar salatanın tavukları ve salatasını yiyorlar ama sossuz yiyorlar. Ee, i̇lk oyunu oynayanlar üzerine sos da döküyor, böyle kıtır ekmek de döküyorlar. Şeyi oynamayanlar, Remed'in işte Control'du, e, ne bileyim işte Quantum Break'ti, Max Payne'di falan o oyunları oynamayanlar ise biraz tuzsuz yiyorlar, az tuz yiyorlar. <laughs> hani o şekilde benzetebiliriz. Ee, özetle yani e, bir miktar altyapı gerekiyor bence oyundan tat almak için. Şimdi hikayeye gelirsek e, hikayede ben daha fazla pek detay vermek istemiyorum çünkü spoiler'a gireceğiz ve hikayeyi bilmemekte yarar var Kendiniz deneyimlemesi daha güzel bence e, ben ama genel olarak hikaye anlatımına bayıldım e, hem o an olayları olan olayları takip ediyoruz yani şöyle diyeyim yani bir gelecek yani geçmişe geleceğe gitme yok ancak geçmişte olan olaylar sık sık karşımıza geliyor. Bu işte notlarla ya da belli görüntülerle e, falan yani o şekilde böyle bir ayar yapmışlar. Çok güzel hikaye anlatıyorlar. Hiçbir şekilde kafanız karışmıyor. Yani böyle bir oraya bir oraya gidip e, mesela Beyond Biontus o açıdan çok karışıktı ve çok eleştirilmişti. Bu o tarz değil. E, ve daha fazla öğrenmek için bulduğunuz notları okuyorsunuz. Ama tabii notlar yazı olarak çıkmıyor. Yani Alan Wake'in bu manuscriptleri yani e, senaryo şeyi yani kitaptaki olayları anlattıkları sessiz olarak okunduğu için tabii o bir avantaj. Ve e, dediğim gibi anlatım güzel olduğu için, hikayenin kendisi de ilginç olduğu için dinliyorsunuz. Yani ben tüm notları dinledim, okudum diyebilirim. Ve hatta e, arada bulunan böyle e, televizyon görüntüleri var, televizyon programlarına çekilmiş. Onlar da çok matrak. Onları da izliyorsunuz, radyo kayıtlarını da büyük ölçüde dinliyorsunuz. Yani oyun sizi içine çekiyor. Ben hemen uzun zamandır hiçbir oyunda bu kadar e, detayları incelediğimi hatırlamıyorum. Birçok kez artık ee tamam diye mesela hızlandırıyorum ya da geçiyordum bazı kısımları okumadan. Yani bu Baldur's Gate 3 için de geçerli, mesela Baldur's Gate 3'te her şeyi okumadım ben, öyle diyeyim. Ee, ve aynı zamanda e, canlı oyunların oyunda kullanılması ben pek sevmem eskiden beri. E, Phantasmagoria vardı zamanında, e, onun haricinde işte Gabriel Knight falan gibi macera oyunları vardı, oralar çok popülerdi bu. E, soğuttular e, daha sonra ve bir süre kullanılmadı. E, bu oyunda harika yani, canlı aktörlerin oyuna entegrasyonu çok başarılı olmuş. Özellikle mesela Herald of Darkness diye bir şarkının çalındığı kısım var. Bunu deneyimlemek resmen hani oyunun parasını çıkarıyor diyebilirim. Müthiş keyif aldım orada. Onun haricinde de işte ne bileyim arka planda oynayan, sinemadan tutun bilmem ne yani... E, karakter geçişleri falan da çok iyi. Gözüne bakıyorsunuz bir anda canlı aktör sonra şeye dönüşüyor, e, grafik moduna falan filan. Hepsi çok başarılıydı özetle. Bir yandan da hani hoş bir şey yine hikayeyle ilgili desem mi bilmiyorum ama evet yani Remedy ile ilgili. E, Remedy malum Finlandiyalı bir e, firma ve e, ülkelerinin ve kültürlerinin etkisini her yere koymuşlar. Kendi milletinden oyuncular kendi gelenekleri yer yer e, fin fince mi deniyor e, o dilden şeyler e, replikler çok iyi temsil etmişler ülkelerini ben çok takdir ettim. Ve e, önceki Remedy oyunlarında da sürekli referans oluyor yani Remedy oyunlarına oynayan insanlar yani bu adamların Finlandiyalı olduğunu anlıyorlar. E, çok hoş bir şey benim hoşuma gidiyor bu tip e, ince dokunuşlar. Tabii hikayenin anlatımında aynı zamanda oyuncuların da önemli başarı payı var. Ee, şöyle bir şeye bakarsak e, oyunculara kimler var, kimler seslendirmiş ve canlandırmış diyeyim. Şimdi Alan Wake karakterini iki kişi canlandırıyor. Ee, şimdi Matthew Porretta ilk oyunda Alan Wake'e sesini veren kişi yine seslendirmeye yapıyor. Ve ilk oyunda e, Alan Wake'in yüzü için kullanılan modeli e, şey yapan e, Finlandiyeli yine bir aktör Ilka Willi e, canlandırıyor. Tabii o oyun üzerinde 13 yıl geçmiş. E, herkes yaşlanmış. E, İlka bir şekilde iyi bakmış kendine. <laughs> Çok hissedilmiyor yaşlı olduğu. Çünkü hani şöyle bir durum var. Hani Ellen Wake'in yaşı aynı sonuçta 13 yıl geçmiş ama neyse fazla detay vermeyeyim. İdare idare etmişler. Eee İlka Vilke bu arada aynı zamanda Thomas Zane karakterini de canlandırıyor. İlk oyunu oynayanlar e, bilecektir bu karakteri. Dalgıç elbisesiyle görünüyordu. Burada normal karakter olarak bizim karşımıza tanıtılıyor. Eee İlka aslında başarılı bir aktör. İngilizcesi de iyi. Ya ama herhalde ilk oyunda yani Alan Wake'i başkası seslendirdiği için bozmak istememişler diye düşünüyorum. Casey karakterinin seslendirmesi Max Payne'i seslendiren James McCaffrey yapıyor. Ve Max Payne'i konuşuyor gibi konuşmuş. Bence bu kasıtlı bir karar. Yani ona benzetiyorlar. Yani Max Payne oyunda aslında ama bu sefer hani şey değil hani böyle vigilante polis değil. Onun yerine hani bir dedektifi oynuyor ve Casey karakterini de yine ilk oyundan hatırlarsanız yazdığı kahramanı yani Alan Wake'in bir seride. Ancak o karakterin bu sefer canlı insan olarak karşınızda görüyorsunuz. Bu karakteri görsel olarak canlandıran ise Remedy'nin başındaki Sam Black yani Creative Director bildiğim kadarıyla. Zaten oyunun zaten en başındaki adam. Kendisi de oyuna dahil olmayı karar vermiş. Biraz tabii böyle Alfred Hitchcock tarzı <laughs> cameo değil, bayağı oyunun içinde. Ee, ancak adam e, rol yapmayı da biliyor bence. Hiç fena değil, öyle diyeyim. Ve oyunda yer yer zaten meta mesajlar da var. Yani gerçek dünyaya sürekli referanslar falan, hani e, oyunda mıyız, gerçek hayatta mıyız, tüpenin kafasında soru işaretleri oluşturuyor oyun. Ee, yan karakterlerin de canlandırmaları çok iyi olmuş. Ne bileyim mesela Dinozor kardeşler e, Odin ve Thor yine burada yaşlanmış olarak. E, Control'dan bildiğimiz müstahtem e, Ah karakteri burada karşımıza çıkıyor. Oraya da mesela doğrudan bağlantı görüyoruz. Alan Wake'in karısı Alice Wake burada yine bu sefer Christina Cole adlı bir aktris tarafından canlandırılıyor. Onun grafiksel şeyi yok görüntüsü. Onu seslendiren kişi maalesef bu süreçte hayatını kaybetmiş sanırım kanserden. Onunla ilgili de sonunda bir yazı geçiyor bildiğim kadarıyla. Özellikle Christina Cole'un video kayıtlarını inceliyoruz Belli bir kısımda çok çok başarılı. Gayet role kendini vermiş. Dikkat ederseniz oyunun ana kahramanı olan Sergen Anderson'ı sona bıraktım. Keşke Christina Cole gibi bize inandırıcı bir rol yapmayı beceren birini koysalarmış. Melanie Libert, doğru mu okuyorum bilmiyorum. Maalesef beklentilerimin altında kaldı ve rolü önemli olmasına rağmen bu bir sıkıntı. Yani kendini verememiş mi ya da şey tuhaf mı geldi bilemiyorum o motion capture şeyine takmak ama Burada dikkat ederseniz hep bak yani seslendiren ve canlandıran farklı kişi. Burada bu sefer ikisi aynı. Yani hem e, mock üzerine giymiş hem de seslendirme yapmış. Belki onun kopukluğu olabilir. Kendini de verememiş bence öyle. Hani affedersiniz odun gibi oynamış. E, normalde bir o konumda olan bir kişinin verdiği tepkileri vermiyor olaylara. Kasıtlı bir karar olduğunu zannetmiyorum ben. E, bence iyi değil. Ve işin yani hani e, komik yanı e, diğer kişiler herhalde tek kişi şey yap, canlandırmadığı için Gidip bunu göstermişler oyun ödüllerinde en iyi performans dalında aday olarak eğer alırsa çok büyük haksızlık olur diğer adaylara öyle diyeyim. Şimdi Melanie Libert ile ilgili de fazla konuşulamıyor gerek ırkı gerek cinsiyeti biraz hassasiyet içermekte çünkü konuşursanız otomatikman ırkçı damgasını yiyorsunuz benim görüşüm tamamen oyuncu açısından yani ne cinsiyeti ne rengi benim için hiçbir önemi yok ben sadece biraz oyundan uzaklaştırıyor beni. Daha iyi oynayan birini bekliyordum yani diğer mesela Alan Wake'in performansı gayet güzel e, ancak e, Saga Anderson'ı beğenmedim ben. Halbuki hani yazılışı iyi, karakterde bir sıkıntı yok, bilmiyorum bir şekilde e, immersion dediğimiz olayı bozuyor, öyle diyeyim rol yapması. Şimdi diğer e, teknik hususlara geçelim. Atmosfer, şimdi atmosferi tabi e, oyunda özellikle ses efektleri, grafiklerin büyük etkisi var bunun sağlanmasında. Gayet güzeldi ses efektleri. Ee, onun dışında ama grafikler muazzam tek kelimeyle. Ee, iyi makinelerde çok daha iyi sonuçlar alınacaktır. Ee, hem genel hani e, kişilerin yüzleri, detaylar. Ee, ama en önemlisi bence işte yani sonuçta oyun iki mekanda geçiyor. Bir hani daha orman, bitkisel ağırlıklı bir yer. Oradaki atmosfer, ışık ve aydınlatma efektleri, e, rüzgar, yağmur falan çok güzeldi, gayet iyiydi. Yani özellikle e, karanlık ve aydınlık oyunları gayet güzeldi. Diğer tarafta hani New York'a benzer bir ortamda geçiyor. Orası da gayet başarılıydı. Ama işte dediğim gibi şey, makinanız düşükse istediğiniz kadar bu detayları, yansımaları, sudaki yansımaları, aynadaki görüntüleri falan almıyorsunuz. Mesela ray tracing'iniz açıktıysa aynadaki yansımanızı göremiyorsunuz düzgün şekilde gibi. Yani <laughs> ne kadar ekmek o kadar köfte. Şimdi gelelim oynanışa. Oynanış 3. gözden gösteren ee, survival horror yani işte e, hayatta kalmak korku oyunları gibi yani Resident Evil 4 e, de benziyor öyle e, anca, ancak da bir Resident Evil 4'ün combat yani savaş kısmının yanına yaklaşamıyor öncelikle. Onu baştan söyleyelim. Neden? Çünkü önceki oyundaki e, savaş mekanikleri altyapı oluşturmakta. Ve bu altyapı bence sağlam değil. Yani işte elinizdeki e, şeyle el feneriyle ışıkla zırhını kırıyorsunuz düşmanların ardından silahıyla ateş ederek öldürüyorsunuz. Elbette bu kadar basitti, çok daha celalanmış. E, zaten oynarken hissediyorsunuz aynı şekilde olmadan ama dediğim gibi altyapı aynı. E, biraz daha varyasyon belki eklenebilirdi. Mesela bir önceki oyunları kontrolün Combat e, kalitesinde değil. kontrolde hakikaten çok en güzel yanı Combat açıkçası. E, bir yandan düşmanlar ilginçti, yeteri kadar çeşitli değil. E, ve bu sanırım Remedy'nin genel sıkıntısı zaten burada da devam ediyor. Keşke biraz daha yaratıcı olsalardı. Şimdi oynanışı ben e, bu, bu genel hatlarıyla da Saga Anderson ve Alan Wake olarak ikiye ayırıyoruz. Şimdi Saga Anderson'ın hani canlandırmasını beğenmedim ama Saga Anderson'ın kısımları ben beğendim açıkçası. E, ee, Saga'nın kısımları Washington eyaletindeki Bright Falls ve Water kasabalarının çevresinde geçiyor. Orada esrarengiz Coldrun Gölü var ve çevresindeki kırsal alan. Yani o kısım bizim alanımız. Yani Alan Wake 1'deki e, mekanlarla büyük ölçüde benziyor. Tabi grafiksel olarak inanılmaz ilerlemiş durumda. E, savaş kısmı, kombat kısmı Saga'da daha iyi net bir şekilde. Neden? Çünkü düşman çeşitliliği daha fazla. Düşmanları daha iyi görebiliyorsunuz Alan Wake kısmına kıyasla. Farklı taktik uygulamanız gerekebiliyor düşman tipine göre. Boss dövüşleri de var. İdare ediyor. E, yani çok matahat değil aslına bakarsanız. Yine aynı mantığı uyguluyorsunuz ama biraz daha böyle değişik şeyler var. Ama akılda kalıcı bir şekilde. Neden? Çünkü e, savaşın geçtiği mekanlar ve hikayenin gelişimi açısından... Özellikle boss düşmanına karşı bir bağlantı kuruyorsunuz. Onu güzel becermişler. Daha fazla detay vermek istemiyorum. Ama mesela Nightingale ve Weaver dövüşleri çok iyiydi öyle diyeyim. E, gayet başarılıydı. Akılda kaldıyım. Çok başarılı demeyeyim de öyle diyeyim. E, şimdi tabii bu savaş kısmı. Saga Anderson'ın bir de dedektiflik kısmı var. E, dedektiflik işi eğlenceli gibi. Yani oradaki panoya işte delilleri yapıştırma birbiriyle bağlantı kurma falan. Klasik hani polisiye filmlerde gördüğümüz o panoları burada da görüyoruz. Ve değişik davalar var elimizde incelediğimiz. Davaları çözüyoruz bağlantıları koyarak ama gerçek anlamda aslında dava falan çözdüğümüz yok. Tek yaptığımız iş ilgili delil ilgili kategoriye koymak. Ve hatta deneme yalınmayla koyabilirsiniz. Yani çok düşünmenize de gerek yok bu nereye gidecek diye. Bir miktar hani şey laf olsun diye koymuşlar. Ben biraz daha yani oyuncu girdisinin olmasını isterdim bu kısımda. E, ardından tabii şeyde e, yeni bölgelere yani büyük ölçüde gezme kısmı var. Bazıları hani yürüme simülatörüne benzetmiş ama o kadar da değil oyun. E, bulmaca çözümü var. Yeni mekanlara erişmek için özellikle bulmaca çözmeniz ve bir takım cisimler bulmanız gerek. İşte ilgili anahtarı bulma işte ne bileyim mesela e, şey ışıklar yanmıyor hani e, sigortasını bulup takmanız gerekiyor. İşte tornavida ile kırmanız gerekiyor kilidi ya da kesici araçlarla işte kesmeniz gerekiyor belli yerler. Bunları mesela bulunca sanki bir Metroidvania oyunu gibi yeni bölgelere girebiliyoruz. Mesela bunları hiç açmazsanız hiç oyun boyunca açmayabilirsiniz. Ama orayı açtığınız zaman bir takım işte e, toplanabilirler ya da upgrade'lere erişebiliyorsunuz. Bunlar güzel eklentiler ile. Bulmacalar da e, iki çeşit mesela toplanabilir var Anderson kısmında. Anaokul tekerlemeleri. Figürler topluyorsunuz, size bir şeyler veriyor, tiyolar, Onları yerleştiriyorsunuz. Burada İngilizce bilmek şart, bu arada. Yani, yani İngilizce bilginizle çünkü çözüyorsunuz. Ve KC'ye ait e, lunchbox dediğimiz işte beslenme çantası ya da eski benim e, ilk okuldayken sefer tası diyorlardı. E, onların içine böyle parçalar koymuş, onları buldukça da e, savaşlarıyla, combat ile ilgili upgradeler e, yavaş yavaş açılıyor. Bunlar fena değil bunların puzzle'ları ya da işte araştırma kısmı, puzzle'lar da işte şekiller, sayılar içeriyor, çok zor değil ama bir miktar kafa çalıştırtıyor. Ee, seviye tasarımına gelirsek tabi bu kısmi açık dünyada geçiyor ama belli böyle alanlar var. Ee, ne bileyim ben işte mesela e, polis karakolu, ee, işte mesela benim en favori yerim şeydi, yaşlı yurdu böyle vardı. Ya yaşlılar evi mi diyeyim ya da işte neyse o tarz bir şey vardı o kısım benim favorim oldu. Çok başarılıydı. Yani böyle belli bölgeler var ve tasarımlar bunların genel olarak iyi. E, ancak da bir zaman zaman e, görüş kısıtlı olduğu için kaybolduğum ve canımın sıkıldığı anlar olmadı değil. Onu da belirteyim. E, şimdi gelelim e, Alan Wake'in kısmına. Şimdi Alan Wake'in geçtiği ortam e, noir yani de a, ortamı yaratmışlar. Yani bu noir akımı e, zaten hani dedektiflik hikayesi gibi geçiyor o kısımda. Olabildiğince karanlık e, sokaklarda geçmekte yer yer ışıklandırmalar var ama genel böyle bir loş bir ortam. E, burada da işte belli seviyeler var. Az önce bahsettiğim mesela işte yaşlılar demiştim burada da mesela bir otel kısmı var çok başarılı bir film stüdyosu var. E, orada geçen yine bir takım olaylar var orası da gayet iyi. Yine orada da böyle e, alanlara giriyorsunuz. Bu alanların arasında işte New York'un sokaklarında gezinmektesiniz ama tabii ki burası New York değil. İşte bir miktar spoiler olacak ama hemen anlıyorsunuz zaten. Sonuçta hayali bir karanlık dünyada geçiyor. Oradan zaten çıkmaya çalışıyor Alan Wake. Şimdi buranın savaş kısmı. Yani bu özel mekanlarda da düşmanlar geliyor ama sokaklarda da yine düşmanlar saldırıyor. Rezalet tek Hiç beğenmedim Alan Wake'in savaş kısımlarını. Yani genel olarak zaten iyi değil savaş. Ee, ama dediğim gibi Saga'nın biraz daha en ilginç. Burada hiç ilginç değil. İlk oyundakine benzer düşmanlar burada. Yüzlerini görmüyorsunuz. Hep ışıklı tipler. Ee, çok son derece tasarım monoton öyle diyeyim. Ee, tek iyi yanı şu ama. Şimdi bunlar sürekli var böyle bu silüetler. Bazıları duruyor orada saldırmıyorlar. Hangisini saldırıp saldırmayacağını bilemiyorsunuz. Bunlara yani ışık tuttuğunuz zaman e, saldırmayacaklar da puf diye yok oluyorlar ama... Sonuçta piliniz kısıttı. Kaynakları iyi kullanmanız gerekiyor. Hepsine beş, ışık tutarsanız pil bitiyor. Gerçek anlamda ışık tutmanız gereken, zırhını kırmanız gereken düşmanlara kalmıyor. O nedenle hani bazılarını ışık tutmadan şey yapıyorsunuz falan. Hani orada biraz gerilim yarattı, hoştu. Ama bir süre sonra çok sıkmaya başladı. Ben bazı yerleri eğer mümkünse koşarak geçmeye çalıştım. Savaşmadan tüye, tüydüğüm yerler oldu. Belki oyunda öyle yapmamızı istiyor olabilir ama esas nedenim savaş çok tatsız olduğu için. E ardından bu kısımlarda bir e, karanlık aydınlık şeyi var yani mekanizması. Burada e, Harry Potter'dan hatırlarsanız, Ron Weasley'nin bir diliminatorı vardı verdikleri böyle açtığı zaman ışığı alıyordu. Ondan sonra ışığı bırakıyordu. Ona benzer bir mantık var burada. E, bir özel bir fener var. Onu kullanıyorsunuz. E, bununla işte aydınlık ve karanlıkta mekanlar değişiyor. Mesela orada olan bir kapı mesela kapalı, diğerinde açık olabiliyor. Bu tarz, bu tarz aslında yani puzzle çözme olayı özellikle iki boyutlu bağımsız yapımlarda sık kullanıldı. Çok orijinallik değil ama böyle büyük bir oyunda bu mekanikleri görmek hoş oldu açıkçası. Ee, ancak maalesef bu seviyeler dışında bu sokaklarda gezme kısımları e, resmen eziyetli böyle çatılarda matılarda geziyorsunuz. Çok kayboldum ben. Buranın toplanabilirleriyle uğraşmadım. Az önce bahsettiğim toplanabilir peşinde koşmak şey Saga Anderson'ın kısmı içinde. Orada büyük, büyük, ölçüde hepsini toparladım ama Alan Wake'de uğraşmadım. Çünkü çok sıkıcıydı. Ee, şimdi burada bir başka mekanikte e, nasıl Saga Anderson'ın bu e, Mind's Place dediğimiz kısımda delilleri topluyorsunuz. Burada da e, Alan Wake hikayeyi yazıyor. Kitabını yazıyor. Bu kitabını yazarken kafasında bir takım sahneler var. O sahneleri oluşturarak e, şey senaryoyu değiştiriyor. E, kitabın şeyini, konusunu değiştirmekte. Bu senaryoları değiştirmesi için dünyada gezerken delil toplamanız lazım. Burada da Böyle bir hizalama işlemi yapıyorsunuz. Böyle bir e, ay, ay gibi bir şey çıkıyor. Onlar yaptıkça işte özellikle case ile bağlantılı replikler izliyorsunuz. Hop size otomatikman bir tane bir e, şey veriyor senaryo veriyor. İşte o e, ilgili mekana gidip senaryoları değiştirince bu sefer yine mekanlar değişiyor. Yani aynı bölgede mesela 3-4 farklı konfigürasyonda e, araştırma yapabiliyorsunuz. Hikayenin ilerleyiş açısından bunlar kolay, genelde rahat bulunabilecek yerlerde bu e, hatıralar diyeyim bulduğunuz. Ancak ekstra yerleri bulmak istiyorsanız mesela e, bir takım işte loot ya da upgrade malzemeleri falan sık sık bu şeyleri değiştirmeniz gerekiyor mekanları. Orijinal tasarım ama çok başarılı değil bence. E, bir süre sonra kabak tadı verdi bende. Esas burada çünkü derdiniz hikayeyi ilerletmek. ilerletmek. Çünkü Alan Wake'in... Hikaye kısımları şahane tek kelimeyle Çok ilginç şeyler oluyor. Yani umarım oynarsınız ve deneyimlersiniz. Diğer oyunlarda olmayan böyle çok yüzünüzde tebessüm bırakan çok hoş şeyler yaşadım. Öyle diyeyim. Yani gayet başarılıydı Alan Wake'in. Alan Wake kısmının hikaye kısmı. Yani şöyle bakarsanız özette. Saga Anderson'ın oynanışı daha iyiydi. Alan Wake'in hikayesi daha ilginçti. Öyle diyeyim. Ancak tabii sonuçta ikisi sonunda birleşiyor. Şimdi sonlara doğru e, videomuzun aklımda kalan diğer konular burada not almışım. E, Beğenmedim. Bazı şeyler var detayına inersek olayın. Mesela kaydetme save sistemi berbat tek kelimeyle. E, Resident Evil'daki sistemi tamamen uygulamışlar. İşte böyle belli böyle güvenli odalar var. Oraya giriyorsunuz. Orada kaydedebiliyorsunuz. Hatta envanteriniz sınırlı. Deponuz var. Böyle bir ayakkabı kutusu yapmışlar. Onun için de düzenleme yapıyorsunuz. Birebir oradan almışlar. Uh, bu Resident Evil gibi bir oyunda gidiyor. Yani şey sürekli save etmemek güzel bir şey. Ama işte o şey hani odalar arası noktalarda genelde hani savaşla ilerliyorsunuz Resident Evil oyunlarında. Ölürseniz mesela tekrar etmesi can sıkıcı değil o kadar. Burada e, öyle değil olay. Yani kombat zaten keyifli olmadığını söylemiştim. Bazen mesela e, bir takım ne bileyim ben izleyeceğiniz şeyleri, bulacağınız e, ipuçları falan tekrar yapmanız gerekiyor. E, kabak tadı vermeye başlıyor ve ölme şansınız yüksek yanlışlıkla. E, şimdi bazı yerler oldu 30 dakika, 40 dakika save etmediği oldu. Yani oyun bir şekilde e, auto save dediğimiz kısımları bence arttırmalıydı tasarımda. E, yani burada bizden şey istiyor mesela biraz bir şeyleri yapıp odaya geri dönüp kaydedelim sonra devam edelim tekrar. Bunu yapmamızı istiyor pek iyi oturmamış bu oyuna, ben e, hoşlanmadım öyle diyeyim. Bir başka dezavantaj diyeceğim ya da beğenmediğim konu, e, oyunun müziklerine çok emek verilmiş. E, önceki oyunda gibi bölümleri bitirdikçe bir şeyler çalıyor, şarkılar falan. Onun dışında da radyolarda, mesela arka planda çalan şarkıyı otomatikman sizin arşivinize kaydediyor. E, örneğin onları e, dinleyemiyorsunuz. Daha doğrusu dinlemeniz için yani şey, e, hiçbir şey yapmıyor lazım ekranda. E, daha önceki videoda da eleştirmiştim. Mesela radyoda başlattığınız bir şarkı çalmaya. O arada mesela geriye dönüp şey yapmak istiyorsunuz o mind place'te mesela belki ipucu çözeceksiniz ya da silah upgrade yapacaksınız. O arada arka planda çalsın. Niye yok? Mesela onu koymamışlar. Benim zamanım o kadar fazla değil açıkçası. Yani oturup da radyodan şarkı dinliyor gibi orada 5 dakika ben dinleyemem o şarkıyı. Bir yandan oyunu devam etmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ona izin vermemiş. Onun da hani tasarım seçimi olduğunu düşünüyorum ama başarılı bir seçim değil bence. Bir başka eleştireceğim nokta oyunu ikinci bir kez oynamanız için neden yok? Yani tekrar oynama olayını e, gerektirmiyor. Yani çünkü hakikaten bazı yerlerde külfetti oyun oynamak. Ve hikayenin nasıl gelişeceğini bildiğiniz için de çok e, şey yok, sürpriz olmayacak birçok şey. Hani bazı filmlerde olur ya tekrar izlemek istersiniz. Aa bunu o, o yüzden böyle yapmış falan filan. O, o tip kısımları ben çok hissetmedim. Bana yetti bir kez oynamak. Ee, ve zaten şey de yok. Ee, mesela konuşmalarda size seçenek verir. Bu sefer bunu seçin bakalım nasıl ilerleyecek olay. Öyle bir şey yok. Tamamen önceden senaryo hazırlanmış. Kalıp şeklinde. Ee, ve öyle olması belki de daha iyi. Gerek yok yani. Ee, burada farklı seçenek yapıp da işte değişik bir şekilde yapmak. Zaten yapıyorsunuz ediyorsunuz. Ondan sonra bir sonraki oyun çıkıyor. Diğer mesela seçeneğe göre devam ediyor oyunda. <laughs> ee, bu o tarz bir oyun değil yani. Ee, bence sabit senaryo olması daha iyi olmuş. Bir uyarı %100 yapmaya meraklı olan kupa avcılarına eğer böyle bir kişiyseniz bence kılavuzu da takip edin. Oyun belli bir noktaya geldiği zaman size uyarı veriyor. Bu noktadan sonra geri dönüş yok diye. Oraya geldiğiniz zaman devam etmeyin. Bütün toplanabilirleri halledin. Eksik kupanız varsa halledin. Ondan sonra devam edin. %100 yapabilmek mümkün gibi. Ben yani 2-3 kupa kaçırdım herhangi bir kılavuz olmamasına rağmen. Ancak elimde kılavuz olsaydı ya da işte o Alan Wake'in kısımlarında toplamayla uğraşıyor olsaydım yani %100 yapabilirdim. yani Ama değmedi. Diğer kısımlar yeterli oldu. Evet sonuca gelirsek. Oyunun bence artısı eksisinden çok daha fazla. Ve buradaki adaylığın çoğunu hak ediyor. Özellikle teknik birçok dalda ödül de alacağını düşünüyorum. Ancak yılın oyunu kalibresinde değil oyun. Yani şey değil hani Baldur's Gate var o yüzden yılın oyunu olamıyor diyemeyeceğim. Yani diğer yıllarda olsa da olmaz bence yılın oyunu. Ne bileyim ben Baldur's Gate yoksa belki Spider-Man diye. Yani başka adaylar da var öyle diyeyim. Ee, yani Alan Wake daha çok teknik kategorilerdeki ödülleri hak ediyor. Puan vermek istersen buna 85 falan veririm öyle diyeyim. Yani bir yılın oyun olması için 90'ın üzerinde 90 90'ın üzerinde olması gereken bu. Bir tık aşağıda bunun sebebi de e, oynanışın yer yer tatsız olması ve bazı kötü tasarım kararları özetlersek. Yani videonun sonunu burasını izliyorsanız o yüzden özetlemek istedim. Ve ee, hatta zaman zaman aklımdan şu soru geçti. Ee, acaba bu oyun değil de film ya da bir kitap olsaydı daha mı iyi olurdu? Çünkü e, yani oyunu oynama sırasında sürekli ben hani hikaye nasıl devam edecek, nereye gidecek diye yani hikaye ilerletme amaçlı hep oynadım. Yani Hatta bazı kısımda hadi ya geç buraya hani şeklinde gittim. Yani e, bu oyunun amacı ama hikaye anlatmaktı zaten ve oyuncuyu atmosferiyle havaya sokup hikayenin içinde hissettirmekte onu başardı. Yani o şekilde düşünebiliriz. E, burada bir son değineceğim noktada İngilizce bilmekte yarar var. Ya yani, bilmiyorum Türkçe altyazı gelir mi? Gelirse tabi altyazıyla becerebilirsiniz. E, ama sıfır İngilizce ile oynamak mümkün değil. Yani e, ve ayrıca hayatta kalma korku oyunlarını seven yani bu oyunu önereceğim kitlede ki kişilerin İngilizce bilmesi gerekiyor. Bir başka önermeyeceğim kitle de yani hayatta kalma korku oyunları sevenler ama hikayeyi çok takmayan konuşmaları geçmek isteyen ve aksiyon arayan oyunculara da hmm, tavsiye etmiyorum. Yani bu da size göre uygun bir oyun değil. Bu tam tersi yani atmosfer arayan ve e, yabancı dili yeterli seviyede olan ve bir miktarda Alan Wake 1 ve Remedy e, dünyasını anlayan oyuncular için ve bu tip oyuncular bayılacaklar oyuna tek kelimeyle. E, yani Alan Wake kesinlikle kısıtlı bir oyuncu kesimine hitap ediyor. Evet, bu inceleme videosunun sonuna geldik. İşte bu tip detaylı incelemelerde biraz belki fazla konuşuyor olabilirim. Ama benzer videolarım geçmişte beğenildi. Umarım bunu da beğenmişsinizdir, öyle diyeyim. Ve Kanal Doel'de ilk defa denk geliyorsanız gördüğünüz gibi inceleme videoları dışında ne bileyim işte indirimlerle ilgili videolar çekiyoruz oyun dünyasındaki. Oyun haberlerini tartıştığımız podcastlerimiz mevcut. Ve özellikle rol yapma oyunlarına rehber videolar çekmekteyim. Kanal da öyle yani genel bir oyun kanalı ve yavaş yavaş büyüyoruz. Dediğim gibi bu kanala ilk defa denk gelmişseniz geçmiş içerikleri bir göz atın. Eğer beğenirseniz abone ol tuşuna basıp hatta yanında çana basarsanız gelişmelerden de haber olursunuz. Benden bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.